Evet, şimdi bir şirkette güvenlik kamerasından suçüstü yakalanan bir arkadaşımızı izleyeceğiz. Hiç böyle güvenlik kamerasından birini yakalayan, kendisi yakalanan biri var mı? Burada biri. Siyahlı bir beyefendi el kaldırıyor. Abi evet. Üniversitede okurken aynı zamanda da kuryelik yapıyordum. Böyle bir sitenin içerisine girdim, 10. kat ama asansör yok. Ben de sinirlendim, böyle biraz da hani kuryelik geliyor falan. Asansörle çıkarken sağa sola vura vura poşeti götürdüm. Böyle... Yemekleri mi aynen vuruyor? Dedim, yok yemek değil, market siparişi. Yumurta falan da var içinde. Vura vura dedim. Asansör yok aynen, diye. Aynen, çıktım 4-5 defa da bağladım dedim. O açana kadar ben giderim zaten. Ondan sonra tam siteden çıkacağım. Adam aramış mı ne yapmış falan. Oradan kameradan da görmüşler. Dedi sen gel bakayım. Açtı telefonu, ben böyle bir oraya vuruyorum. Adamları gösterdi mi sana? Gösterdi. Dedim abi yumurtanın parasını vereyim. Diğerleri zaten kırılmamıştır. Öyle deyince de almadı da işte öyle yakalandık yani. Sen ne dedin? Asansör yok abi, ben ne yapayım falan mı dedin? Ya işte öyle bir 10. kat dedim. Böyle şey mi olur işte, isyan ettim dedim. Bu kadar asansör nasıl olmaz? 10 katlı bina falan. Öyle bir anlık bir... Peki kendini orada izlerken ne hissettin? Utandım tabii, evet. Utan? Ama çok komik. Hemen de görseli vermeleri ne çirkinmiş ya. Aynen. Yani bir an böyle çat çat koyuyor musun? Maalesef. Harika, çok güzel. Teşekkür ederiz. Evet, güven kamerası geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler diliyorum. Bu kim ya, yumurtaları vura vura geliyor? At lan pasını, at pasını. Ulan orada kaleye vuruyorsun, pü sana yazıklar olsun ya. Tayiş Bey. Tayiş Bey, şirketimizin kasasından para... aşırılmış olabilir ama asla şirket çalışanlarımızdan olduğunu düşünmüyorum. Biz öyle bir şirket değiliz. Ya biliyorum İhsan'cığım, zaten bir aile gibiyiz. Ben herkesi evet. Ailem olarak görüyorum. Zaten bu güvenlik kamerasına bakalım fikri de gerçekten çok güzel bir fikirdi. Tebrik ediyorum seni, aferin. Aman efendim, terfiye ne gerek var? Terfi demedim ki ben. Dediniz şimdi, terfi dediniz. Oğlum demedim terfi falan lan. Ya efendim ağzınızdan da düşmüyor terfi terfi. Olur olur, ben kabul ederim yani. Lan versene pasını. Hala oradan kaleye vuruyorsun ya. Bu ne abi, burada maç mı izliyor burada mesai saatlerinde? Yok efendim, Macit güvenlik şefimizdir. Asla öyle şeyler yapmaz kendisi. Vallahi bak ailem ailem demek o, atacağım çünkü bak ben bunu bak. Lan nereye atıyorsun gerizekalı mal? Atıyorum lan seni. Atıyorum. Ben bunu atıyorum. Atıyorum işte. Sakın gözü ailem demedim attım. Macit. İhsan Bey, Kayınç Bey hoş geldiniz efendim. Ben de görevim olduğu üzere kameralara bakıyordum. Gördüm, maç izliyordun orada. Efendim kameralardan biri stada doğru dönmüş. O yüzden gözüm kayıyordu benim de. Git şu kameranın yerini, şu yönünü değiştir git. Seninle de konuşacağız sonra. Tamam. Aman efendim, zam konuşmanıza ne gerek var sonuçta? İşimizi yapıyoruz. Oğlum sen salağa mı vuruyorsun lan kendini? Git lan hadi çık yürü. Tabii efendim, hemen. Allah Allah. Buyurun efendim, buyurun şöyle baş başayım. Nereye bu? İstediğim yere oturun, bekleyin bunu. Evet. Ne ediyor? Bu ne lan? Sen buradan toktik mi izliyorsun? Bu ne? Hayır, haşa. Kesinlikle açık kalmış. Şu an aç aç bir bakayım aç neymiş. Açayım mı efendim? Aç bakayım şuraya. Ses ver, sesi kısık. Sesini hemen aç. Hemen sesini açıyorum. Nandan gelince. Keşke seninle beraber olsam güzel kız. Seninle olamam çünkü sen fakirsin. Keşke zengin olsaydım da seninle beraber olabilseydim. Bayan ben doktorum. Sizin beyniniz yok. Size acilen beyin naklinin yapılması lazım. Aa! Doktor, doktor. Ona benim beynimi ver. Bu ne küçük beyin lan? Elimde bu vardı, idare et. Neyse. Önemli olan büyüklüğü değil, işlevi. Hanımefendi, size beyin taktım. Kim verdi bana beynini doktor bey? Abu verdi. Artık seninle olmak istiyorum. Ama ben seninle olamam. Çünkü ben bir beyinsizim artık. Çok duygusal ya. Beyni yoktu kızım, beynini verdi çocuk ya. Ya sen mal mısın ya? Bunlar mı izliyorsun lan sabah akşam sen? Yok efendim, açık kalmış. Aç şu bizim kayıtlara git, eski kayıtlara git. Hemen açıyorum efendim. Allah Allah. Şunun kim lan bu? Bunun parlaklığını aç bakayım biraz. Açıyorum efendim. Aç, 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 parlaklığını aç. İyice aç. Ha. Ha. Şebnem Hanım ya bu. Ya çok kaliteli bir insan biliyor musun? Aşırı güzel, disiplinli, çalışkan, süper bir insan. Bakın.
Şebnem Hanım, siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz? Ne yapmışım? Ne yapmış lan? Güzelliğinizle konsantrasyonumu bozuyorsunuz. Bak, bak, bak. Kıza yürüyor bak. Şerefsize bak. İhsan Bey, asıl sen ne yaptığını sanıyorsun? Ne yapmışım? Orada öylece duruyorsun. Öpsene beni. Ne? Lan! Lan bunlar sevgili miymiş? Oo, daha neler neler. Ben bütün gün böyle çekirdeğimi alıyorum. Aşkı Memnu gibi istiyorum bunları. Ulan tamam, neyse. Ben şirkette yansıtma, işe yansıtmalıkları sürece benim için sorun yok. Neyse, devam et. Başka kayda geç. Geç şunu, açma. Bak, bu da çok iyi. Ha. Cansu Hanım, siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz? Ne yapmışım? Güzelliğinizle konsantrasyonumu bozuyorsunuz. Öp beni. Lan, lan şuna bak lan, İhsan'a bak lan sen. Heyecanlı mı? Çekirdek alır mısınız? Pardon. Lan İhsan'dan bir uçanla bir kaçan kurtulup lan lan lan. Ben bile bazen korkuyorum buraya geldiğinde. Allah Allah. Fırat Bey, ne yaptığınızı zannediyorsunuz? Oha ama artık. Saçmalamayın. Yok yok, bunları zaten televizyonda yayınlayamayız. Ne iş bir şey olsa neyse de. Lütfen işinizi düzgün yapın. Oh çok şükür. Sağ salim atlattık bunu. İşinizi doğru yapın dedi. Orada aldı gönlüm yani. Öyle şekilde. Lan, lan bu nasıl şirket ya? Ya bunlar ne yapıyor ya? Allah aşkına bunlar ne aldı? Çağır hepsi gelsinler. Çağır gelsinler. Dikkat dikkat, gece kartalı konuşuyor. Şebnem Hanım, bir de Yasin Bey acil güvenlik odasına gece kartalı konuştu, tamam. Bu ne, bu kayıt ne? Şebnem Hanım, bakın bu aralar işleri iyice boşladığınızı görüyorum. Lütfen yapmayın ya. Biraz kendinize gelin. Bu şirketin çok kar yapması lazım. İşte bu. Yasin sen adamsın. Mükemmel. Bak bu ya İhsan'ı kovacağım. Yasin'i geçireceğim başa. Mükemmel bir çocuk ya. Yok ya. Ben de salaktım. Orada elin adamı tonla para kazansın diye ben bunu bir taraflarımı yırtacağım. Aa çok ayıp. Çok ayıp ya. Patronumuza elin adamı demeniz çok ayıp. Onun bir adı var. Lütfen ya. Beni savundu gördün değil mi? Evet Kayınç Bey. Lütfen. Onun bir adı var. Yavşak Kayınç diyeceksin. Ne dedi lan o? Yavşak Kayınç. Çağır Yasin de gelsin. Dikkat dikkat, gece kartalı konuşuyor. Yasin Bey acil güvenlik odasına gece kartalı konuştu. Çağırdım efendim. Gece kartalı. Buyurun Kayınç Bey, beni çağırmışsınız. Yasin Bey, video ne kadar güzel bir alet, öyle değil mi? Evet efendim, çok da tanıdık geldi bu replik. Öyle mi? Evet. Bak bakayım, bu sen misin? Bir dakika ya. Kamera bir 5 kilo koyuyor diyorlardı da... ben gerçekten böyle mi gözüküyorum ya? Şu an daha büyük problemlerimiz var Yasin Bey. Ne gibi, ben hiçbir şey anlamıyorum. Aç bakayım. Yavşak Kayınç diyeceksin. Bir daha ver. Yavşak Kayınç diyeceksin. Efendim, ben böyle bir şey demem. Ben hayatta böyle bir şey demem. Yani beni gerekirse buraya yatırıp... kessinler. Yine de böyle bir şey demem. Yavşak Kayınç. Ne diyorsun lan sen burada o zaman? Efendim ben burada bir şöyle bir şey diyorum. Burada bir yanlış anlaşılma var. Videodan size öyle geliyor olabilir. Ben burada diyorum ki ya Uşak Kayınç diyorum. Hani bizden manasında. Bu Uşak bizden. Ya Uşak Kayınç. Ya Şebnem Hanım. Nesini anlamıyorsunuz? Yavşak Kayınç diyeceksiniz. Buyurun. Yok ben hayatta öyle bir şey söyleyemem. Buyurun bir deneyin çok. Yavşak Kayınç. Bravo. Şey, efendim ben galiba biraz abartmışım. Kovuyorum lan seni. Tazminatsız kovuyorum. Ahlaksızlıktan, terbiyesiz. Çık git lan, hakaret ediyor bir de bana. Ya şak diye kovdunuz ama siz de ya. Kelime oyunu yapıyor bir de bana lan. Çık git lan. Kelime oyunu yapıyor. Kovuldun mu ben şimdi? Kovuldun. Yine git. O zaman yüzünüze söylüyorum. Ya şaksınız. Evet işte bak aynısı. Şimdi diyor ki uşak dedim diyor. Şu kaydı aç. Bu ne bu? Oho! Efendim, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Çifte kumrular. Pardon, ay çok affedersin. Üçlü kumrular mı demeliyim ya? Beşli kumrular. Anlayamadım Kayınç Bey. Nasıl? Sizin oynaşma videolarınızı izledi de. Ne? Ne oldu, tuvaletin mi geldi? Yok efendim. Ben Şebnem Hanım'ı seviyorum. Oğlum sen sadece Şebnem Hanım'ı sevmiyorsun ki lan. Sen herkesi seviyorsun ya. Hele sen. Sen de herkesi. Siz bayağı insan seviyorsunuz. Tuttuğunuzu seviyorsunuz lan siz.
yoksa her şeyi mi izlediniz? Evet, her şeyi izledik biz. Evet, her şeyi izledik. Sizi ahlaksızlıktan kovuyorum lan. Şirket içi ahlaksız. Yürü çık, gidin lan buradan. Ef, yeter be. Ne var lan? Sana son bir çift sözüm var. Ne? Yavşak kayınç. Ne? Siz şirkette bana böyle mi konuşuyorsunuz lan? Hayır kayınç bey, olur mu öyle şey? Aşk olsun. Bir tek Yasin demiyormuş demek ki. Allah Allah. Ben ailem dedim ya. Şuraya gelirken dedim ki bunlar dedim benim ailem. Ben dedim bunları çok seviyorum dedim. Benim bir tane ailem kaldı. Kendi ailem, bir de sen varsın lan. Bir de sen varsın. Sağ olun kayınç bey. Seni şirketin başına geçiriyorum lan. Vallahi mi? Evet. Ne zaman başlıyorum? Şu şerefsizi bir bulalım. Bu paraları da kim çalıyor? Bunu bir görelim. Tamam. Ondan sonra geçeceğim. Hemen bulalım. Yalnız ben bir küçük su döküp gelsem olur mu? Tamam git. Hemen geliyorum. Çabuk gel. Kime güveneceğiz ya biz? Ana. Lan bu benim kızım değil mi lan? Aa, Ceren. Ya Macit, nerede kaldın? Ödüm koptu gelmeyeceksin diye. Geldim aşkım, gelmez olur muyum ya? Aşkım ben bütün gün kameralardan senin gelmeni bekliyorum. Öpeyim bir tane. Ya önce kasamın şifresini ver. Ya sonra öpeceğim mi? Ya bakarız. Ya ben çok korkuyorum ya yakalanırsak. Ya saçmalama ya, sen hiç küçükken babanın cebinden para tırtıklamadın mı? Ben tırtıkladım da 1 milyon dolar düzeyinde bir para değildi. Kaç? Ya tamam bak, sonuçta bu para babamın parası değil mi? Ben de babamın kızıyım. Böylelikle hırsızlık yapmamış oluyorum. Anladın mı? Babamın parasını babamdan alacağım ya. Doğru ya. Ha. Tamam, o zaman veriyorum şimdi. Tamam, ne? Sıfır. He? Sıfır. He? Sıfır. He? Sıfır. Dört tane sıfır. Evet. Babama bak ya, şeytanın aklına gelmez. Öpeyim bir tane. Hadi bakalım ya. Of. Geldim kayınç bey. Hemen bulalım şu hırsızı. Hemen bulalım. Vallahi ben uyku uyuyamıyorum bu hırsızları bulamadan. Ben buldum hırsızı. Hadi ya, kimmiş? Evet evet, ben buldum. Babişko! Babişkosunu ağzına... şey yapsın. Hoş geldin kızım, ben sana göstereceğim babişkoyu. Ne oldu babaya? Ayıp değil mi lan? Ayıp değil mi? Ben diyorum ki benim diyorum, kızım diyorum, çok seviyorum diyorum. Sen utanmıyor musun lan babanın cebinden para almaya kasasından? Aa. Ha? Kayıtları izlemiş. Efendim ben çok pişmanım. Yani kız da kız olsa değer mi şu kız için yaptıklarıma ya? Aşk olsun Macit, öyle demiyordun az önce. Ben çok utanıyorum şu anda. Utanırsın tabii. Niye utanıyorsunuz biliyor musun? Kamera kaydı olduğu için mi utanıyorsunuz? Ulan bu kamera kaydına ne gerek vardı? İnsanın vicdanı kalbindedir lan. Yazıklar olsun lan size. Yazık! Kovuyorum lan sizin ikinizi de kovuyorum. Ne kovması baba? Ben burada çalışmıyorum ki ya. Evet. Kendim, o zaman kendimi kovuyorum lan. Gidiyorum lan ben buradan. Ne haliniz varsa görün be. Bıktım ya, ailem de olur lan. Şirkete nasıl bırakacağım? Bıraktı ya. Nerede ulan o kayınç? Nerede? Nerede kayınç, nerede, nerede? Anne, iyi misin? Ne işin var senin burada ya? Ulan senin o baban olacak adam mesaiye kalıyorum diye beni aldatıyormuş. Aç şunu. Aç, 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 aç. Tamam. Aç, aç şunu. Aç şunu, aç. Şunu. Aç. Hemen aç. Emin miyiz aç, ya? Aç. Babam yapmaz böyle şeyler. Aç bakayım. O gudubet karından kaçtım sana geliyorum. Evet, ne yapacağız? Haber olur mu? Olsa mı olur ya? Sen deli misin? Çılgın mısın sen? Gel buraya. Ya baba, iğrençsin ya, iğrençsin baba. Bana bak, bundan sonra bu adama sakın baba demeyeceksin. Ne diyeceğim ya? Vallahi ne getiriyor? Ne Ulan diyeceğim sana... ya babama ne diyeceğim? Babam değil mi? O baba, sen annemsin. Ne diyeceğim babama? Yavşak kayış diyeceğim. Çok güzel hareket diyenler. Zil diyenler. Seyircimiz bugün gerçekten çok tatlı. Onun için bir kere teşekkür ediyoruz. Ama yani bu... hani küfürü... Hadi hacı başlattı. Bu şimdi bir bitlenecek. Gecenin yarısı bipli olacak. Yani burada bip yemeyeceğimiz bir şey olsaydı... daha iyi değil miydi? Bilemedim. Tamam abi, öyle şey. O ne lan? Tamam!
Sefa abi öne çıktı. Sefa abi seni böyle görmek finalde. Ne güzel arkaya doğru saklanıyordun Safa. Bir öne çık diye bağırdılar ve böyle. Bir de benim önümde soyundun. O da çok acıydı. Güzel. Bazen sanat için... İnanılmaz. Evet, çok güzel hareketler. Devam ediyor alkışlarınızla.